Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Senin bu kadar mutlu olacağını bilseydim bu konuşmayı daha önce yapardım. Ne yaptın? İstifa mektubunu yüzlerine fırlatsaydın. İstifa etmedim ki. Ne? İstifa etmedin mi? Peki sen niye bu kadar mutlusun? Elime böyle bir fırsat geçince... İstifa etmekten vazgeçtim. Yani her seferinde istifa edeyim diyorum ama elime öyle kozlar veriyor ki vazgeçiyorum. Yok. Yok, ben artık bu saçmalıklara daha fazla katlanamayacağım. Her şey alabora olmuş ama sen hala hiçbir şeyin farkında değilsin. Kızım bak, babanla konuştum, barışmaya karar verdik. Senin geleceğini de söyledim. Hem üstelik işlerini de düzeltmiş. Lütfen artık her şeyi geride bırakıp gidelim kızım. Lütfen. Anneciğim, sen benim elime nasıl bir fırsat geçtiğini görmüyor musun? Onur ailesini karşısına alamayıp Lale'ye böyle bir yalan söylediğine göre bir süre sonra ayrılabilirlerdi. Onur gerçekten Lale'yi sevmiyor. Ama beni gerçekten seviyordu. Çünkü bana hiç yalan söylemedi. Lale'nin hamile olduğunu duyunca hemen bana söylemişti. Yok. Yok, sen gerçekten kör olmuşsun. Kör olan ben değilim ki. Onur. Ama bir gün gözleri açılacak. Ve karşısında beni görecek. Ben artık daha fazla senin bu saçmalıklarını dinlemek istemiyorum. Senle ya da sensiz. Ben gidiyorum Pelin Su. Sen de kararını ver. Ne oldu anne? Babam iflas etti. Hemen boşadın. Hop, soluğu Haluk abinin kollarında aldın. O da seni istemedi. Hazırda babam durumunu düzeltmiş. Babamla yeniden barıştın. Neden? Çünkü o senin kızının babası. Tabii bu senin konforun. Allah bilir sen şimdi o mesajları allayıp süslemişsindir de. Güldürme beni anne. Gerçekten komik oluyorsun. Onur'la benim birlikte olmamı isteyen de sen değil miydin anne ha? Ne oldu? Ne değişti şimdi ha? Git tabii git. Bugüne kadar yaptığın en güzel şey gitmekti çünkü. Çocukluğumun en güzel yıllarını annemin sevgisini ve kokusunu dadımın kollarında arayarak geçirdim ben. Şişko ve çirkin bir çocukken bile sırf beni ezebilmek için o güzel fiziğine giydiğim pırıl pırıl elbiselerinle karşıma geçip Pelisu nasıl olmuşum dedin. Ama bir kere olsun yüzüme bakmadın. Yüzüme bakıp nasılsın demedin. Ağladığımı bile görmedin. Onun yerine parti parti gezmeyi tercih ettin. Çünkü ben senin için doğurup fırlatıp attığım bir çocuktum. Ben anne sevgisini bilmedim anne. Ama ben senin için bu hayatı yaşayabilmen için bir anahtardım sadece. Şimdi de sen benim hayatımda olmuşsun. Olmamışsın. Umurumda bile değil. Peki o zaman. Gidiyorum Pelin Su. Madem şimdiye kadar benim sevgim olmadan idare ettin, şimdiden sonra da edebilirsin. Umarım Onur, benden görmediğim dediğin sevgiyi sana verebilir. Tabii hala mümkünse. Mümkün mü değil mi göreceğiz.